Bir zamanlar Anadolu'da yaşayan yaşlı bir bilgenin hikayesinden bahsedilir. Bilge adam, çevresindeki insanların yaşamlarında ne kadar mutsuz olduklarını gördükçe bunu kendine dert edinmiş ve hayatını bu insanlara yardım etmeye adamış. İşte bu durumdan dolayı da kendisine mutluluk bilgesi adı verilmiş. Rivayet odur ki yaşadığı bölgede her kim mutsuz olursa bu bilgiye gider, ondan kendi dertlerine çare olmasını talep edermiş. Yaşlı bilgenin uyguladığı yöntemler öylesine etkili, öylesine dillere destanmış ki ona gidenlerin kendi hayatlarında aradıkları huzuru ve mutluluğu bulduklarından bahsederlermiş. Bilge, her gelen kişiyi sabırla dinler, sonra da ona özel geliştirdiği yöntemini anlatır, fakat yanına gelenlerden mutlaka ona vermiş olduğu, tabiri caizse reçeteyi mutlaka uygulamalarını istermiş. Mutsuz insanların asıl ihtiyacını görmekle ilgili sıra dışı bir yeteneği varmış bilge adamın. Mutluluk için eksik olan bir şey yokmuş ona göre. Hatta sorun, evet sorun, her şeyin fazlasıyla var olmasıymış. Bilgenin uyguladığı yöntem aslında çok basitmiş. İnsanların aslında mutluluk için her şeye yeterince sahip olduklarını ama onların bunu bir şekilde göremediklerini onlara kanıtlamakmış. Anlatılan bir hikayeye göre kendisinden yardım isteyen varlıklı bir kadına önerdiği sıra dışı bir çözümden bahsedilir. Çevresinde gördüklerinden rahatsız olan bu kadın derin bir mutsuzluğun girdabına düştükten sonra başvurmuş bu bilge adama. Gördüklerine bir türlü katlanamamaktaymış. Yaşlı bilge bu kadını dinledikten sonra bir hafta boyunca gözlerini kapatarak yaşamasını istemiş. Bu süre içinde de hiçbir şekilde gözlerini açmamasını, ayrıca başkasından da yardım almamasını salık vermiş. Gözlerini bağlamış, bağını da mühürlemiş ve yanından göndermiş varlıklı kadını. Bir hafta sonra da sıkı sıkı tekrar gelmesini öğütlemiş kendisine. Aradan geçen zaman içinde bilge adamın karşısına daha niceleri gelmiş gitmiş. Onlardan biri de tüm varlığını kaybeden bir tüccarmış. Öylesine dibe vurmuş ki artık intihar etmek üzereyken getirmişler bilge adamın huzuruna. Bilge adam bu adam için aklını yitirmiş hastaların bulunduğu bir hastanede, bir yerde bir hafta kalmasını öğüt vermiş. Ailesi çaresizce kabul etmişler bu öneriyi ve hemen hızlı bir şekilde adamı yatırmışlar o kişilerin yanına. Bilgenin yardım ettiği diğer bir kişi ise genç bir kızmış. Bu kız öylesine çirkinmiş ki hiçbir erkeğin kendisini istemediğini düşündüğü için girdiği bunalımdan kendini bir türlü kurtaramamış. Kızın ailesi artık kızın hayatından endişe ettiği için son bir çare olarak bilge adamın huzuruna getirmişler. Bilgenin aslında söylediği kadar çirkin olmayan, hatta yüreği sevgiyle parlayan bu kız için bulduğu çözüm çok ilginçmiş. Kızın ailesini kızlarını gözü görmeyen ama dünya yakışıklısı genç bir adamın yanında bir ay hizmetli olarak çalışmasına ikna etmiş. Bilge adam o kadar saygı duyulan bir insanmış ki herkes öğütlerini koşulsuz bir şekilde yerine getirmiş. Zaman içinde de bilge adama gelen bu kişilerle ilgili rivayetler de halkın arasında efsane olarak dolaşmaya başlamış. Gözleri bağlanan kadın bir hafta sonunda bilge adamın yanına geldiği zaman sevinç içinde hediyeler yığmış bilge adama. O kadar mutluymuş ki dizlerine kapanarak teşekkür etmiş kendisine. Kadın bir hafta boyunca farkına varmış ki görmek istemediği şeyler görmek istediklerinin yanında aslında hiç de o kadar önemli değilmiş. Kadının mutluluktan gözlerinin içi parlıyormuş. Görebilmenin gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlamış sonunda. Tüccara gelince 10 günün sonunda aklına mukayyet olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış o 10 günün sonunda. Söylendiğine göre sahip olduğu en önemli sermayesi bilgisi, deneyimleri ve zekasıymış. Eğer isterse bu çok daha güzel. Yeniden yaparmış tüm sermayeyi, o kaybettiği sermayeyi. Yaşlı bilgeye teşekkür etmek için son kez uğradığında işlerine aşkla, heyecanla yeniden başlayacağını anlatmış. Genç kıza gelince, insanların yakışıklı delikanlının genç kıza olan aşkını ilan ettiğini ve yakında evleneceklerini haber almış. Kızın ailesi de yaşlı bilgeyi ziyaret ederek düğünlerine davet etmiş. Evet, insanlar yıllarca yaşlı bilgenin kapısından hiç eksik olmamış. Ta ki işte o mutluluk bilgesi mutlu bir şekilde hayata gözlerini yumana kadar. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler,
Birçok videomda defalarca altını çizdiğim bir husus var. Onun da altını çizerek bu videomuzu bitirelim, ne dersiniz? Mutluluk çok fazla şeye sahip olmak değildir. Çok az şeye ihtiyaç duymaktır.